Bölüm 3. Vaftizci Yahya'nın hazırlığı. Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus'un valiliği sürüyordu. Celile'de Herodes, İtureya ve Trahonitis bölgesinde Herodes'in kardeşi Filipus Abilini'de Lisanias yönetimin başındaydı. Hanna ile Kayafa başkâhinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı, çölde Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya sözünü duyurdu. O da Şeria nehrinin çevresindeki tüm bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Nitekim Yeşaya peygamberin sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır. Çölde yükselen ses, Rabbin yolunu hazırlayın. Geçici patikaları düzeltin diyor. Her dere doldurulacak. Her dağ ve her tepe alçaltılacak. Eğri yollar doğrultulacak. Engebeli yollar düzleştirilecek. Ve tüm insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. Yahya, vaftiz olmak için kendisine akın eden halk topluluklarına şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan çocuklar yaratacak güçtedir. Balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak. Halk ona, öyleyse biz ne yapalım diye sordu. Yahya onlara, İki mintanı olan birini hiç mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan da bunu hiç yiyeceği olmayanla paylaşsın cevabını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek ona, öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Yahya onlara, size buyrulandan daha çok vergi almayın dedi. Bazı askerler de ona, ya biz ne yapalım diye sordular. O da onlara şöyle dedi. Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın. Ücretinizle yetinin. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklından, acaba Mesih bu mu sorusu geçiyordu. Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacaktır. Yahya, daha başka birçok konularda halka çağrıda bulunuyor, müjdeyi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kralı Herodes, kardeşinin karısı Herodia ile ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak kötülüklerinin tümüne bir yenisini ekledi. İsa'nın vaftiz olması. Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. İsa dua ederken gök açıldı ve kutsal ruh bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde onun üzerine indi. Gökten gelen bir ses de, sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum dedi. İsa'nın soyu. İsa'nın kendisi görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu. Yusuf da Eli oğlu, Matat oğlu, Levi oğlu,
Malki oğlu, Yanay oğlu, Yusuf oğlu, Matidya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu, Mahat oğlu, Matitya oğlu, Şimi oğlu, Yoseh oğlu, Yoda oğlu, Yohannan oğlu, Reşa oğlu, Zerubabel oğlu, Şalkiel oğlu, Neri oğlu, Malki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu, Yeşu oğlu, Eliyazer oğlu, Yorim oğlu, Matat oğlu, Levi oğlu, Şimon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu, Mala oğlu, Menna oğlu, Matata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu, Yeşay oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu, Aminadab oğlu, Ram oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu, Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu, Seruk oğlu, Riu oğlu, Pelek oğlu, Eber oğlu, Şalah oğlu, Kenan oğlu, Arfakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lamek oğlu, Metuşalah oğlu, Hanok oğlu, Yared oğlu, Mahalelel oğlu, Kenan oğlu, Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı oğluydu.